Süredir beklenen bir karardı. Karar öncelikle sizi memnun etti mi? Mahkeme ne dedi net olarak? Çocuklar, önemli olan burada şu. Adil ve bağımsız bir yargı bugün bir karar verdi. Artık hukukun üstünlüğüne inanan herkesin mahkeme kararına saygı duyması gerekir. İddialar, yalanlar, iftiralar eğer ortada bir delil yoksa, tamam mı? Tam olarak iftira anlamını taşır. Hiç kimse iftiracıları savunmaz. Hiç kimse iftirayı savunmaz. Bugün deliller ışığında verilmiş olan bir mahkeme kararı var ve artık ortada böyle bir çatı davası yok. Bu dava tamamen politik olarak açılmış bir dava. Bağımsız ve tarafsız bir mahkeme bunu inceledi, bu şekilde karar verdi. Bunun üzerine artık bir yorum yapmanın bir anlamı da yok, bir faydası da yok. Bağıra bağıra, zorla insanlara bir şeyi kabul ettirmenin imkanı da yok. Bunu böyle görmek lazım. Çatı davası denilen davadaki iddialar çöktü diyebilir miyiz bugün? Çöktü hem çok fena çöktü. Çünkü istisna olarak mahkeme bugün bütün bu suçlamaların tamamının politik suçlamalar olduğunu, hiçbirisinin suç olmadığını karar verdi. Siz duruşmaya mahkeme başlamadan, yargılama başlamadan çıkacak her sonucu baştan kabul ettiğinizi söylemiştiniz. Ben yargının bağımsız olduğu her yerde, yargının verdiği her kararı önümüzdekiler bir cezamızı çekeriz. Bakın çocuklar, ben hayatımda trafik suçu işlemedim diyorum. Beni silahlı terör örgütüne yardımla suçluyorlar. Ya dünyanın neresinde bunu anlatabilirsiniz kardeşim? Ya insanları şahsi olarak bir suç işlemedikleri takdirde cezaevine atıp da yıllarca orada tutmayı insanlık tarihinde nasıl izah edeceksiniz? İnsanlar sizi nasıl tanıyacak? Ya yaşlı insanlar, kadınlar, çocuklar, iş adamları, adam telefonla konuşmuş diye alıp hapse atıyorsun. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi kardeşim? Yani ben bunu savunuyorsunuz. Tamam, aklınız mı kaçtınız kardeşim? Benim geçen mahkemenin en son günü ben bu yargılama sonucunda çıktım, açıklama yaptım Türk medyasından arkadaşlara. Ertesi gün yaptıkları sürmaçta şunu diyorlar. Akın İpek yargıçla sille tokat kavga etti. O manşet haberi bu. Çıldırdı. Mahkemeden hakim tam dışarıya atıldı. Ondan sonra gizli tanık hükümet getirdi. Akın İpek perişan oldu. Ya bunun kime ne faydası var kardeşim? Sizin yalan haber yapmaya niye ihtiyacınız var ya? Doğrusu neyse ortaya çıksın. Yani yalan söylemeye, iftira atmaya kimin niye ihtiyacı olsun kardeşim? Doğru bir iş yapıyorsanız, tamam mı? Doğrusunun ortaya çıkması için elinizden gelen her şeyi yaparsanız. Doğru mu? Son olarak şunu sorayım. İlk kez bu kadar ciddi iddia ama delilsiz olduğunu söylediğiniz iddialar hukukun üstün olduğu bir ülkede yargı önüne çıktı somut olarak. Evet. Bu neden önemli? Bu şundan önemli çocuklar. Bu çatı dava, çatıdan dava artık bütün dünyada İngiltere gibi hukukun üstünlüğünün azami surette korunduğu bir ülkede incelendi ve karara bağlandı. Artık bütün dünya şu anda bu davayla alakalı dönüp bilgi sahibi olmak istediği zaman bu gerekçelere bakacaklar. Ben bu mahkeme kararını, gerekçelerini, Adalet Bakanlığı'nın koymuş olduğu delilleri ve bizim cevaplarımızı zaten yayınlayacağım. Resmen yayınlanacak bunlar. Buradan da görülecek. Artık bu konuda tartışmaya imkan yok. Neden yok? Çünkü siyah ve beyaz gibi, 2 kere 2 4 eder gibi ortada bir örgüt çatısı ve örgüt olmadığını söylüyor. Bu deliller ışığında. Artık somut bir mahkeme kararı var, evet. Masumiyetinizle alakalı. Evet, somut bir mahkeme kararı var. Bu bütün dünyadaki bütün davalarda örnek teşkil edecektir. Peki son olarak bir şey söylemek istiyor musunuz? Bir mesajınız var mı? Çocuklar, bir ülke için en önemli mesele hukukun üstünlüğüdür. Bunu defalarca söyledim. İnsanların bir suç işleyip işlemediğine bakın. Suç işlememiş mi? İşlememişlerse insanlara eziyet etmeyin. Bunu tarihte, insanlık tarihini hiç kimse anlatamazsın. İnsanlar sizi lanetle anarlar. Nedir bu kardeşim? İnsanları işten atmışsın, malını mülkünü dondurmuşsun. Bir yerde çalışmasına imkan vermiyorsun. Pasaportunu iptal etmişsin. Terörist vatan haini damgalamışsın. Etrafını görünmez bir duvarla çevirmişsin. Ölüp durmaya çalışıyorsun. Yavaş yavaş ölüyorsun. Ya bu tarihte, insan tarihine lanetle anılacak bir mesele kardeşim. Bu sınıfa girmeyin. Benim tavsiyem budur. Benim tekrar hukuka dönülmesi için elimden bir şey gelseydi yapardım. Geçmiş olduğu gibi. Ama gene elimden gelenleri yapmaya çalışacağım. İlk anlarım dahil diye düşünüyorum. Böyle bir şey. Teşekkür ediyorum. Tamam.